Evet efendim, yine her zaman olduğu gibi hayatımızda çok önem arz eden bir konuyla daha sizlerle birlikteyim. Tuvalet adabınız var mı? Tuvalet adabı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben size hem sorularımı soracağım hem de kendimin bu kriterlerle ilgili ne düşüncelerde olduğumu anlatacağım. Biliyorsunuz, hepimizin evi kendi mabedidir, kendi inidir, değil mi? Bu evimizin içinde de bir veya iki adet banyomuz vardır. Bir tanesi küçük tuvalet tabir ettiğimiz WC olabilir. Burada genelde duş olmaz. Hatta misafirlerimiz geldiğinde antreye en yakın kapı olarak tuvaletleri geldiğinde bu WC'ye yani tuvalete göndeririz. Koridorla kapısı ayrılmış olan bir diğer daha ciddi bir rahatlama mekanı ise evimizin banyosudur. Öncelikle size sorum şu. 2 hafta hatta 1 ay olsun diyelim ki evinize hiç misafir gelmeyecek veya gelmiyor. Her ne kadar işiniz acele olursa olsun, bir sürü işle uğraşıyor olursanız olun. Çişiniz veya büyük abdestiniz geldiğinde ve bunu afiyetle tuvaletinize gidip icra ettiğinizde gerekli özeni göstermeden sadece silinip sifonu çekip arkanıza bakmadan tuvaletinizden veya banyonuzdan çıkan gillerden misiniz? Ne yalan söyleyeyim ben yani 53 yaşından sonra ikinci evliliğimde yani yeni beyaz sayfamı açtıktan sonra bu konuda biraz daha duyarlı oldum. Çünkü eşim oldukça düzenli ve düzene disipline önem veren bir insan. Örneğin bakın burası çok önemli. Büyük abdestinizi icra ettikten sonra kıçınızı silip arkanıza bakmadan sifonun butonuna basıp elinizi yüzünüzü yıkayıp çıkar mısınız? Yoksa bak şöyle bir bakıp herhangi bir dışkı izi ve atığı tuvaletin taşının içinde, klozetin içinde iz kalmış mı diye bakar mısınız? Ve iz varsa ya bırak ya falan zaten burası tuvalet deyip gider misiniz? Yoksa taret musluğunu iyice açıp bir yandan tuvalet fırçasıyla orada bıraktığınız o dışkı izini temizleyip üzerine tekrar sifonu çekip öyle mi gidersiniz? Ben diyorum ya ne yalan söyleyeyim 55'imden sonra 53'ünden sonra ben bu duruma geldim. Ne bileyim ben önceden bilmiyordum. Hatta belli bir yaşa kadar yemin ederim ben taret musluğunun ne işe yaradığını bile bilmiyordum. Yani oldukça imkanları çok olan bir karşıyaka ailesinde büyümüş bir insan olarak ne bileyim ben evde her gün temizlikçi var. Her gün vardı evet. Ve ben affedersiniz sıçıp yellenip sifonu çekip gidiyordum ki bazen sifonu unuttuğum bile oluyordu. Ben o taret musluğunu da hani tuvaleti hizmetçi gelip temizleyeceği zaman kullanacağı bir musluk olarak görüyordum. Ve bilmiyordum abi, gerçekten bilmiyordum. Çok ileri yaşlarda bu taret musluğunun aslında büyük abdestimizi icra ettikten sonra kıçımızı yıkamaya yaradığını öğrendim. Yani gerçekten bunu çok zor öğrendim. Peki abi daha önce ne yapıyordun yani gençken kıçını silip kağıtla sadece silip ondan sonra kıçın yana yana dolaşıyor muydun bütün gün diyeceksiniz. Evet dolaşıyordum ve büyük ihtimalle işte o zamanlarda benim kıç ve apış aralarımda zaten pişik temelleri atıldı. Atıldı hala çekiyorum. Her yaz olduğunda kardeşim istediğim kadar temiz olayım. 2-3 saat sıcakta dolaştıktan sonra pantolonun böyle ağları benim bacak aralarımı yaladıkça kızartmaya başlıyor. Yani ben müebbet pişik cezasını uzun süredir çekmekteyim. Bunun için popolin kullanıyorum, talk pudrası kullanıyorum, İtalyan talkından imal edilmiş olan talk pudrasını kullanıyorum. Bu anlamda tabii şimdi esas noktaya gelelim. Yani misafir gelsin gelmesin kardeşim tuvaletin temiz olsun. Tuvaleti kullan, tertemiz ol, ondan sonra silin, ondan sonra kalk sifonu çek, iz kalıyorsa eline hatta tuvalet fırçasını alıp tekrar sifonu çek. O arada haşır 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 o tuvaletin kenarlarını beze, iyice sil, ondan sonra git, değil mi? Yani ondan sonra işine gücüne git. Bu konuda bir diğer önemli husus, bunu gerçekten sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü şu an size anlatacağım şey İleri yaşlarda başınıza prostat belasının gelmesine engel olacak en önemli etkenlerden biri kardeşim. Yani dedim ya sonuçta
her zaman olduğu gibi yine ciddi bir konuyla karşınızda olacağımı söyledim değil mi? Evet, gayet ciddi kardeşim. Prostat olmak ister misin 65 yaşına geldikten sonra? Hı? Ben istemem. Bakın bunu gerçekten bir zamanlar tıbbi bir bilgi veren hekimin kanalında dinlemiştim. Kim olduğunu hiç hatırlamıyorum. Olayın püf noktası ne biliyor musunuz? Hani erkekler hemen böyle yapısı var da ya uygun bulduğu bir klozete hemen fermuarını açıp 30-40 saniye boyunca işeyip tak kapatır fermuarı, kıçını başını toplayıp çıkar gider ya. Öyle yapmayacaksınız işte. Şuradan geliyor olay bakın. Hani ne kadar sallarsan salla donla damlar son damla olayı var ya. İşte başınıza ne gelirse ileri yaşlarda o son damlayı içinizde tutup hemen donu üstüne örtmenizden geliyor kardeşim. Bilgi de çünkü o hekim dostumuz şöyle diyordu. Kanalların içinde siz çişiniz hemen bitti toparlanıp gideyim dediğinizde aslında bitmediğini göreceksiniz. Benim dediğimi lütfen uygulayın. Biraz daha bekleyeceksin bak. Çiş damlaları tık 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 oldu ya bitti. İçinizden biraz daha böyle işemeye çalışacaksınız. Serbest bırakacaksınız. Bakın yemin ederim yarım çay bardağı daha çiş çıkıyor. Bu iyice kanallarınızdan boşaltılmak zorunda kardeşim. O hemen donunuzu toplayıp fermuarınızı çektiğinizde yani klasik her erkeğin yaptığınızda zamanla kanallarda birikmiş halde kalıyormuş ve oralarda damarlarda kireçlenmeye sebep oluyormuş. Damarlar değil, kanallarda kireçlenmeye sebep oluyormuş. Ve prostatın en önemli sebeplerinden biri buymuş. Bak demedi demeyin. Demedin mi İbrahim? Dediniz Fikret Bey. Aynen öyle kardeşim. Yani ne yapıyoruz şimdi biz erkekler? O son damlayı donumuza bırakmıyoruz. Bak illa ucunu sil demiyorum kardeşim. Ucunu silsen de zaten sen aceleci olduğundan gene donunu toparlayacaksın. O kanalların içinde son atık çişler kalacak. Oraları o kireçlendiriyormuş. İyice bekleyeceksin bak dediğimi yapın göreceksiniz. Yarım çay fincanı daha yemin ederim yarım çay bardağı daha çiş çıkıyor kardeşim. İşte onu da atıp iyice son noktayı bekleyip ondan sonra tuvaleti terk edeceksin. Evet işte bugünkü öğütler dersimiz de burada bitiyor kardeşim. Öğüt zaten ders değil miydi? Bugünkü sağlıkla ilgili öğütler sohbetimiz de burada bitiyor kardeşim. Herkese prostatsız ileri yaşlar görmeyi Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi seviyorum. En yüksek aşkız biz. Thank you.